Evet, değerli bizi izleyen gönül dostları. Bugün 8. ay 7'si 2019 itibariyle özel bir kurumun jeneratör bakımı için burada bulunmaktayız. Jeneratörlerin şartnameleri gereği aylık periyodik bakımlardan yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla kurumlar yıllık bu makinelerinin ihalelerini düzenliyorlar. İhale üzerinden biz bunların bakımlarını alıyoruz ve her ay düzenli olarak bakımlarını firmamız gerçekleştirmektedir. Anavurkompansasyon.com internet sitesini yaklaşık 2010 yılında kompansasyon sistemleri bakım ve onarımlarını yapmak üzere tasarladım. Fakat netice itibariyle işimizin içinde endüstriyel elektriği olduğundan dolayı birçok alanda aktif olarak hizmet vermekteyiz. Bunlardan biri de jeneratör bakım ve onarımları. Bugün kısaca sizden jeneratörün bakım ve onarımlarını nasıl yapmaktayız, nerelerine bakmaktayız kısaca bilgiler vereceğim. Aynı zamanda bakım yapılmazsak ne olur, onların da bilgisini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bugün burada dediğimiz gibi bu devlet kurumlarından hastanenin birinin jeneratörü, ismini vermek istemiyorum. Aylık periyodik bakımlarını yapmak üzere buraya geliyoruz. Bu 275 kW gücünde bir jeneratör. Bunda Scania motor kullanmışlar. Yine alternatörü Marelli güçlü İtalyan bir alternatör kullanmışlar. Makine çok yaklaşık 20 yaşın üstünde, çok temiz aylık bakımları yaptırıldığı için hala yıllarca gidebilecek kalitede, gördüğünüz gibi pasparlak duruyor. Hala da saat gibi çalışmaktadır. Biz yıllık bakımları içerisinde işte kurumun bize verdiği evraklar var. Bunlarda hemen neler var? Hemen sizlere göstermeye çalışayım. İşte radyatör su seviyesi uygun mu? İşte radyatör su seviyesi uygun mu, ona bakıyoruz. Blok suyu ısıtıcısı normal mi? İşte blok suyu ısıtıcısı her zaman jeneratör hazır vaziyette olması için burada 50-60 derecelik her zaman çalışmadığı halde motoru sıcaklığını koruyan bir su şebeke elektriğinden beslenerek aktif olması durumunda. Çünkü jeneratör hemen saniyeler içinde yüke geçeceği için motorda yıpranma olmasın diye böyle bir jeneratörlerde uygulama var. İşte kırık, kopuş, hortumlarında zaman zaman olabiliyor. İşte çatlaklar, patlaklar, yorgunluğa bağlı olarak bunlar olabiliyor. Bunları kontrol ediyoruz. Yağ seviyesini, yağ çubuğundan yağ seviyelerini kontrol ediyoruz. Mazot seviyesini kontrol ediyoruz. Teknik personeline bilgi veriyoruz. Hava filtrelerini aylık kontrol etme durumumuz yok. 6 ayda bir onları çalışma yoğunluğuna göre maksimum 1 yılda bir mazot veya hava filtresini, akabinde yağ filtresini yılda bir kez değiştirmekteyiz. Bunun yanında işte su dolaşım sisteminde, radyatöründe, pervanesinde herhangi bir sıkıntılar var mı? Göz muayenesi yapıyoruz. Jeneratörü test modunda çalıştırıyoruz. Herhangi bir sarsılma, sesinde bir değişiklik, çalışmasında bir tuhaflık var mı? Onu kontrol ediyoruz. Voltaj değerlerini elimizde bulunan ölçü aletlerimizde voltaj değerlerini, çektiği akım değerlerini, yükü kaldırıp kaldırmadığını falan onları kontrol ediyoruz.
yine? Yani bu saydığımız noktalarda mesela bugün suyu eksilmiş. Suyu eksilmiş. Ben yaklaşık 2 litre civarında su koydum. Bu bahsi geçen konularda eksiklik var ise ben bunları aylık geldiğim zaman tamamlıyorum. Mesela önemli bir husus daha var, aküleri. Bu 24 voltla çalışıyor. Normalde çalışmadığında şebekeden bir şarj kontrol cihazıyla bu aküler şarj ediliyor. Şu anda bunlar 24 voltun altına düşmüş ise aküler değer kaybetmiş ya da şarj olmuyor anlamına geliyor. Biz devamlı bunlarda 27-28 voltu görmemiz gerekmekte. Firmamız son yıllarda jeneratör üzerine, anamurda jeneratör üzerinden bayağı bir etkinliğimizi arttırmış durumdayız. Arızalarında, kurulumlarında, transferlerinde birçok noktada hizmet veriyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı da yaşamadık. Firmamızın teknik personel olarak benim motor ve alternatör motor bakım belgem ve alternatör bakım belgelerim halk eğitim merkezinden alınmış bakım belgelerim bulunuyor ve bakım ihale sırasında bunlar şartlar arasında isteniyor. Bu belgeleri ikaz ederek bu ihalelere gidip bunların bakım ve onarımlarını alabilmekteyiz. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuda hizmet almak istediğinizde bizlere benim bilakis kendi özel iletişim numaram 0536-432-0751 no'lu telefon numarasından bizzat bana da ulaşabilir. Ayrıca anamurkompansasyon.com adresinden gerekli bilgileri oradan da ulaşabilirsiniz. Ben hepinizden burayı tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın diyorum.